Merhaba arkadaşlar. PLC yazılımıyla uğraşan arkadaşların işini kolaylaştıracak bir program tanıtımını yapacağım bugün. Yazmış olduğum bu program sayesinde bilgisayara IP'yi otomatik olarak verebileceksiniz. Ondan önce bu programı neden yazdım onu anlatayım. PLC'ye, Ethernet'te çalışan bir PLC'ye bağlanırken bilgisayara IP adresi vermemiz gerekiyor. Bu işi yaparken de bu adımları izlememiz gerekiyor her defasında. Örnek veriyorum, bir Siemens PLC'ye bağlanacağımız zaman, kabloyla bağlanacağımız zaman Ethernet'in üzerine tıklıyoruz. Buradan IP versiyon 4'ün özelliklerine girerek IP girmemiz gerekiyordu. Bazen bu IP girmeyi de unutuyoruz. T-Portal'da bunu önleyecek bir yazılım da geliştirmişler. Ancak diğer PLC yazılımlarında böyle bir şey mevcut değil. Bunları yapmak yerine kendim kodla bu IP'leri hafızasına tutan ve istediğimiz zaman istediğimiz IP'yi atayan bir program yazdım. Bu programı çalıştırırken sadece şuna tıklamanız yetecek. Yani bir exe dosyası, bir de veri tabanı var. Buna tıklamanız, çift tıklamanız yetecek. Programı çalıştıralım. Programı çalıştırdığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Daha önce kaydetmiş olduğum ayarlar burada mevcut. Örnek veriyorum, Siemens Ethernet arayüze bağlanacak bir kayıt. Bunun IP adresini 020 olarak eklemişim. 192.168.0.20. Network adaları olarak Ethernet seçmişim. Subnet Mask default olarak da bu seçilmiş. Wi-Fi ile bağlanacağımız zaman örnek veriyorum. Bu kez Network adaları da Wi-Fi'yi seçmemiz gerekiyor. Yine IP adresi veriyoruz ve Subnet Mask'i de bu şekilde aramışız. Diğer PLC'lerde bu şekilde girebiliriz veya Wi-Fi'yi tekrar eski haline alabilmemiz için Wi-Fi Auto'yu seçebilirsiniz buradan veya kendiniz de bir IP verebilirsiniz. Örnek veriyorum, şunu uygulamak için buraya gidiyorsunuz ve seçtikten sonra Apply for Selected Item'e tıkladığınız zaman Ethernet adresimiz buna göre değişecektir. Evet, Successfully has been changed dedi. Bu otomatik olarak değiştirildi. Bir kontrol edelim. İlk önce hangi IP aldığını görelim. 0.20 olması gerekiyor. Bir kontrol edelim. Evet, Ethernet'i değiştirmiştik. Evet, 0.20 olduğunu görüyoruz. Bu sayfa açık kalsın. Bir de Wi-Fi'yi değiştirelim. Adresimiz değişti. İnternet bağlantımız kesildi çünkü otomatik IP artık almıyor. Bu nedenden dolayı internet bağlantımız gitti. Kontrol edelim. 0.25 olması gerekiyor. Bakalım öyle olmuş mu? Evet, 0.25. Ve Wi-Fi'yi tekrar eski haline geri getirelim. Wi-Fi seçili. İsmi de bu. Bunu uygulayalım. Evet, değişiklik başarıyla gerçekleşti. Ve böylece internete bağlandık. Burada başka PLC'lerin arayüzlerini oluşturdum daha önceden. Ve hızlıca ben bunları kaydedebiliyorum. Programın arayüzü çok basit. Burada yapmış olduğunuz kayıtlara bir dosya atabilirsiniz ve sonradan bunu tekrar içeri alabilirsiniz. Buradan çıkış yapıyoruz. Edit'te şu dışarıda görmüş olduğunuz butonların aynısı yine mevcut. Örnek veriyorum, yeni bir kayıt oluşturmak için bunu tıklayarak açıyoruz. Buradan kaydımızın ismi, network adaptörünün ismini yazıyoruz. Auto olursa bunu seçiyoruz. Yoksa IP'ye giriyoruz. Subnet Mask'e giriyoruz. Gateway'ine giriyoruz. Şu an kayıt yapmıyorum ben. Daha önce oluşturduğumuz bir kaydı edit diyerek değiştirebiliyoruz. Silebiliyoruz. Veya seçerek bu değişikliği uyguluyoruz. Bunun haricinde bilgisayarda mevcut olan adaptörlerin özelliklerini görebiliyoruz. Bu bağlı olanları gösteriyor. Ben de şu an Wi-Fi bağlı. Şu an sanal makine bağlı. Bunları bağlı olarak görüyor. Bir de yazılımsal olarak loopback var. Bağlı olmayanlara bakalım. Ethernet şu an bağlı değil. Çarpı olarak görünüyor. Diğerleri de yazılımsal olarak mevcut. Onlar da bağlı değil. Veya toplam hepsine birden bakabiliriz buradan. Ben de 6 tane network adaptörü görünüyor. Burada bu programın bilgisayarla beraber çalışmasını istiyorsak Start with Windows Startup tıkladığımız zaman bu program açılışta bilgisayarla beraber çalışacaktır. Veya iptal edebilirsiniz. Burada hakkında bir bölümüm var. Veya buraya tıklayarak bunu arka planda atabilirsiniz. Daha sonra çalışmak isterseniz buradan bu programa çift tıklayarak tekrar açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.